Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 141. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün de yine konuğumuz uzaklardan kıtalar arası bir yolculukla sağ olsun bizi kırmadı, yayınımıza geldi. George Mason Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hüseyin Yılmaz. Bugün kendisiyle Osmanlı siyaset düşüncesinin yapısı başlığı altında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 140. programımızdaki konuğumuz Cemal Kafadar Hoca'nın öğrencisi, aynı zamanda kendisi doktorasını onun yanında yapmış Harvard Üniversitesi'nde ve doktora konusu da bu konu etrafında. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Teşekkür ederim. Bu çerçevede ilk soruyu gene Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Teşekkürler. Hocam, genel olarak bir Osmanlı düşüncesinden bahsedebilir miyiz? Ben böyle bir genel bir çerçeve çizelim. Özelde de Osmanlı siyaset düşüncesinden bahsedebilir miyiz? Konumuzun başlığı çerçevesinde böyle bir açılış soru. Provokatif bir soru. Böyle bir şey var mı? Bize çünkü yok diye gösterdiler yıllarca. Tamam. Kartınızı gördüm. Tabii ki Osmanlı hem düşüncesi hem de siyaset düşüncesi itibariyle olmaması zaten düşünülemez. Fakat tabii uzun bir zaman olmadığı veya başka düşünce geleneklerinin devamı veya taklidi olduğu varsayılmıştır. Yani Osmanlı'yı burada hem kültürel ve siyasi mekan olarak alırsak hem de Osmanlı'yı sıfat olarak düşünürsek, her ikisi içinde hem Osmanlı düşüncesinden hem de Osmanlı siyaset düşüncesinden çok rahat bahsedebiliriz. Siyasi ve kültürel mekan derken Osmanlı kültürü ve devletinin sınırları içinde oluşan düşünce birikiminden bahsediyoruz. Sıfat olarak aldığımız zaman da hani Osmanlı düşüncesi dediğimiz diğer düşünce geleneklerinden farklı olarak bir Osmanlı tırnak içinde düşüncesi var mıdır veya Osmanlı siyaset düşüncesi var mıdır? Her ikisi de vardır. Bunun hakkında konuşmak için buradayız zaten. Evet. Ben devam ediyorum. Peki siyaset düşüncesinin, yani tabii burada bir şey ayrımını yapıyoruz. Pratik ve teorik, yani literatürle düşünceyi ayırıyorum. Yani pratik uygulamayı ayırıyorum. Beslendiği kaynaklar neler? Çok farklı kaynaklardan beslenir siyaset düşüncesi gelenekleri. Birisi o siyasi örgütlenmenin kendi tecrübesidir. Kendi tarihi tecrübesi bir müddet sonra o siyasi örgütlenme için bir okul haline gelir. Örf haline gelir, prosedür haline gelir. Daha sonra teorize edilir. Kritiği yapılır, tartışılır. Sonraki nesillere empoze edilir ya da bir kısmı bırakılır vesaire. Yani bizatihi kendi tecrübesidir. İkincisi, oluştuğu kültür havzasındaki diğer kültürlerle etkileşimidir. Yani hangi kültür çevresinde oluşmuşsa oradaki sözel ya da yazılı, hatta kurumsal geleneklerle iletişim içine girmek zorundadır zaten. Çünkü siyasi bir örgütlenmenin var olabilmesi için, meşruiyetini sağlayabilmesi için etrafıyla birlikte var olmak durumundadır. Etrafında da siyaset düşüncesine müteallik bir birikimin olmaması mümkün değil. Onunla iletişime girer. Hatta Osmanlı gibi büyümesi imparatorluk şeklinde oluşmuş bir örgütlenme bunu mecburen ve isteyerek yapar. Üçüncüsü de kendi dışındaki kültür gelenekleriyle kurduğu bağlantılardır. Onu da yine tarihi tecrübeler sonunda veya merak ve etkileşimle yapar. Ticaret gibi, savaş gibi, seyahat gibi yollarla hiç sınırdaş olmadığı kültür havzalarının siyaset düşüncesi alanındaki birikimini alabilir. Yani üç temel kaynağı bunlardır. Evet. Çoğaltılabilir. Hocam, şimdi sizin bu doktora tezinizin temel şeyi Kanuni dönemi. 1520-1566. Sizin daha bundan yıllar önce Misav'da yaptığınız bir konuşma metnini ben şey yaptım. Kanuni'ye kadar gelen siyasetnameler diyelim, siyasi metinlerin toplamı 50 yaklaşık.
Ama 1520-1566 arasında bu rakam birdenbire bunun neredeyse iki katına çıkıyor sadece 40 yıl içinde. Evet. Büyük bir hem telif eser hem çeviri anlamında büyük bir sıçrama var. Bu 16. yüzyılın başında ne oluyor ve bu Osmanlı siyaset düşüncesine ne gibi yenilikler getiriyor? 16. yüzyıl başında ve 16. yüzyıl boyunca çok temelli gelişmeler oluyor. Fakat öncesindeki gelişmeler de aslında onlardan belki de daha az önemsenecek gelişmeler değil. Siyaset düşüncesinin gelişimi itibariyle. Şimdi ilk yüzyıla baktığımızda Osmanlı örgütlenmesinin siyaset düşüncesi anlamında ihtiyacı pek fazla tebarüz etmiyor. Çünkü sınırlarda gelişen bir örgütlenme, işte Osman Bey, Orhan Bey, Murat İdarenikar vesaire. Zaten yazımsal bir geleneğe de dayanmıyor. Bürokrasisi oluşmamış, devlet bünyesinde okur yazar kitlesi yok denecek kadar az. Bilimsel ilmi kurumları henüz teşekkül etmemiş. Bu kültürel anlamda çok zayıf bir çevrede doğduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, o ayrı bir konu. Çok çok canlı bir kültür ortamında doğmasına rağmen hani bir sistematik düşünme anlamında siyaset düşüncesi ihtiyacını hissetmiyorlar. Çünkü babadan oğula veya bir nesilden bir diğer nesle nakledilen, öğrenilen bir öğreti bütünü var. Devlet nasıl yönetilir? Hatta devletin bile ne kadar tebarüz ettiği o çağda tartışılır. Babadan, atadan gördükleri haliyle anane, örf vesaire ve o örgütlenmeyi teşkil eden diğer topluluklarla ortak hareket ederekten Osmanlı Devleti'ni götürebiliyorlar. Yani şöyle bir ihtiyaç gözlemlemedim en azından benim bulgularım içinde 14. yüzyıl itibariyle. Hani falanca kitap varmış da onu tercüme edelim, öyle yönetelim devleti. Böyle bir ihtiyaç yok veya var da biz bilmiyoruz. 15. yüzyılda bunun farkındalığı modern tabirle ortaya çıkıyor. Özellikle de Ankara Savaşı'ndan sonra. Ankara Savaşı'na geldiğinde Osmanlılar kendilerini işte zaten sınırdalar, dünyayı da pek bilmiyorlar. Hani ne coğrafya okuyan vardır mutlaka da hani çok fazla coğrafya okuyan bir topluluk değil Osmanlılar veya tarih okuyan bir topluluk da değil. Kendilerini belki olduklarından çok daha büyük de görebiliyorlar. Yani özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur'un yazışmalarına bakarsak Timur'u yani devletten bile görmüyor Yıldırım Beyazıt. Yenildikten sonra Osmanlılar arasında bir muhasebe başlıyor. Yani olay sadece askeri bir yenilgi değil. Aynı zamanda gittikçe artan sayıda Osmanlı, yani bunun içine şehzadeleri de katabiliriz, şehzadelerin lalalarını da katabiliriz, komutanlarını vesaire, işte Osmanlı topluluğu her neyse, bu yenilginin daha üst bir kültür havzasının galibiyeti olduğunu anlıyorlar yavaş yavaş. İşte ilk defa o Çelebi Mehmet döneminde filizlenen yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani bu devleti tekrar siyasi olarak birlikteliğini sağlamışken aynı zamanda da etrafındakiler gibi ya da onlardan daha iyi bir şekilde örgütlememiz gerekir. Onun için Çelebi Mehmet zamanında başlayan ve 2. Murat zamanında neredeyse böyle patlama derecesinde hızlanan çevre kültürlerle iletişim başlıyor. Yani o anlamda belki biraz da iddialı bir şekilde şunu söylemek de mümkün. Osmanlı Devleti'nin kültürel anlamdaki kurucusu 2. Murat'tır. 2. Murat döneminde onlarca kitabın Türkçe'ye tercümesi emrediliyor. Ettiriyor 2. Murat. Sadece tercüme de değil. Yani kültür kurumlarına öncesinde yapılmadığı kadar büyük yatırımlar yapılıyor. Tekkelere, medreselere vesaire. Osmanlı'da işte Arapça, Farsça tekrardan eskisinden çok daha fazla gündeme geliyor. Dikkat ederseniz 2. Murat'tan sonra biraz da paradoksal bir gelişme halinde hem Türkçe'ye tercümeler çok artıyor fakat bu kültürel duyarlılıktan dolayı
kültür dili hakim anlamında Farsça olduğu için evet. o bölgede Farsça bilir insan sayısı artıyor. Bunlar bu sefer Farsça yazmaya başlıyorlar. Yani Fatih'ten şeye kadar, Kanuni'ye kadar bütün hükümdarların divanları Farsça. Öyle yetişiyorlar çünkü o Farsça eserleri okuyaraktan yetişiyorlar. Yani 15. yüzyıl Osmanlıların kendilerini etrafındaki veya önceki devletlere kıyaslayaraktan tekrar yorumladıkları ve örgütledikleri ve bunun içinde kitapları hem tercüme ettikleri hem Osmanlı'ya taşıdıkları bir dönem oluyor. 16. yüzyıl ise artık Osmanlı'nın bu 15. yüzyıldaki kültürel hamlelerin semeresini aldığı dönem. Yani artık Osmanlı'da hakim bir Rumi kimlik oluşuyor. Yani Timurlular neydiyse, hatta Timurlulardan önce Abbasiler neydiyse, işte bizler de onlar gibi cihan devletiyiz. Hatta devlet sadece günümüzdeki yönetim mekanizması anlamında değil, yani Osmanlılara verilen tarihsel yönetme selahiyeti olarak evet. anlıyorlar devleti. Bu Osmanlıların devleti, yani Osmanlıların dönemi. Şeyler bitti. Farsların dönemi, hı hı. Arapların dönemi bitti. Artık Rumi dönem başladı. O kimliğin de verdiği duyarlılıkla Türkçe daha çok yazmaya başlıyorlar. Etrafındaki kültür gelenekleriyle alakalı daha bir kritikçi de yaklaşmaya başlıyorlar. Yani taklit veya taşıma değil. Tam tersine merak artıyor. Evet. Özellikle Mısır'ın fethinden dolayı. Bütün işte Suriye, Mısır kütüphaneleri artık Osmanlı ulemasının veya entelektüellerin gidip gelebildiği. Eskiden de gidiyorlardı fakat seyahatler fazla olmuyordu. Şimdi kadılar biliyorsunuz sürekli gidip geliyorlar oradaki bölgelere. Bütün öncesindeki İslam külliyatı Osmanlıların artık hemen erişebileceği bir külliyat haline geliyor. Ulaşamadıklarını da getirtiyorlar. Yani şu kadar ki Taşköprüzade'nin biliyorsunuz bir ansiklopedisi vardı, Miftahüzzade. Onun bibliografyasında 2000'in üzerinde eser adı geçiyor. Yani o kadarını kendisi görmüş ve referans yapmış. Zaten kör halinde yazdığı halde o kitabını. Girişinde bir yerde de diyor ki zamanımızdaki İstanbul kütüphanelerinde diyor dini veya gayri dini Türkiye ya da başka bir dilde bulunmayan hiçbir kitap yoktur diyor. Doğru yanlış ama anlayış bu. Yani artık dünyanın bütün kültürel birikimine biz sahibiz ve Osmanlı'nın kendi yorumu öne çıkmaya başlıyor siyaset yönetiminde. 15. yüzyılda öğreniyorlar ve daha çok taklit ediyorlar. Mesela Kabusname neredeyse el kitabı gibi. 5 kere tercüme ediliyor Kabusname 15. yüzyılda. Bir o kadar da belki daha sonraki yüzyıllarda tercüme ediliyor. Çok referans metni Kabusname. İyi bir hükümdar nasıl yönetir devletini. Fakat 16. yüzyılda Kabusname gibi siyasetnameler biraz şeyini kaybediyorlar. Demode oluyorlar. Evet. Demode oluyorlar çünkü Osmanlı gelişiyor, farklılaşıyor diğerlerinden. Belki de cevap vermiyor ihtiyaçlarına ya daha. Vermiyor, evet. İşte aslında tam bu noktada belki şunu da söylemek lazım. Şimdi Osmanlı düşüncesine veya siyaset düşüncesine bakan önceki nesil büyüklerimiz, tarihçilerimizin Osmanlı'da çalışılabilir veya çalışmaya değer metin veya düşünce birikimi görmemelerinin bir sebebi Osmanlı'ya baktığında doğrudan Maverdi'yi, Cüveyni'yi, Bakillani'yi, İbn-i Teymiye gibi eski düşünürleri arıyor olmalarından kaynaklanıyor. Halbuki 16. yüzyılda ya bunların yeri yok. Ya bunların yazdıklarının kendi yazdıkları dönemde bir önemi var. Osmanlı'da Maverdi'yi uygulayamazsınız. İbn-i Teymiye'yi de uygulayamazsınız. Maverdi'nin en çok eseri Osmanlı kütüphanelerinde var. İbn-i Teymiye'nin de en çok mudur bilmiyorum ama bayağı bir eseri vardır Osmanlı kütüphanelerinde. Artık şey yok, miadını tamamlamış. Bir de hocam herhalde siyaset teknolojisi de değişiyor ve uygulanan işte
uygulanan uygulamalar değişiyor ve artık ona şey vermiyor cevap, yani o talebe, o sorunlara cevap vermiyor. Sonuçta burada siyaset dediğimiz şey, siyaset düşüncesi dediğimiz şey aslında bir sorun var ve bu sorunu çözme tabii sanatı aslında. Tabii. Yani siyaseten konuşursak böyle bir şey var. Belki şu şey üzerine biraz daha durmak istiyorum. Yani sizin bu yazmaları falan vakıflığınızın üzerinden bu kayı sorunu, özellikle Timur sonrası ortaya çıkan işte bu Türklük mevzusu ve sizin söylediğiniz hani bir siyasi kriz aslında. Hani tamam bir yanıyla şey harp yenilmişler fakat diğer tarafta bir siyasi kriz var aslında. Siyasi düşüncede de bir kriz var. Evet. Ve Türkçeleşme hani şeyde mesela Aşıkpaşazade'de daha sonra ortaya çıkan bu tevarihlerde ortaya çıkan kayıya atıf verme ve ikinci Murat'la beraber başlayan bu işte Türkçeleşme diyelim. Yani yavaş yavaş başlayan Türkçeleşme. Bunu nasıl okuyabiliriz? Bunu şöyle, yani birincisi Osmanlı Devleti'nin yeniden kurgulanmasıyla alakalı olarak aslında en temel şey bu. Mesele bu, bunu ortaya çıkartan. Daha özelde Abbasi Hilafeti yıkıldıktan sonra İslam dünyasında yani kabaca İslam kültürünün hakim olduğu coğrafya diyelim Orta Asya'dan Mağrib'e kadar iki önemli meşruiyet silsilesi kalıyor. Birincisi Kureyş silsilesi. Önceki Arap hükümranlıklarıyla temsil edilen. Bu Abbasilerin yıkılışıyla bitiyor. Fakat meşruiyetini kaybetmiyor. Şey de devam ettiriyor. İslam fıkhında hala Kureyş'e mensup olmak şart. İmametin sıhhati için, meşruiyeti için. Fakat de facto Abbasi sonrasındaki Mısır'dan Orta Asya'ya kadar bütün bölge Türk ya da Arap olmayan diğer hükümranlıklar tarafından yönetiliyor. Bunların da meşruiyetlerini kurgularken İslami olduğu kadar etnik demeyeyim ama toplumsal belki kökenlere gitme ihtiyacı hissediyorlar. Bu da Cengiz. Yani Cengiz istilası eleştirildiği kadar övülen de bir şey aynı zamanda İslam historiografisinde. Çünkü bir bozulmanın getirdiği Allah'ın cezası olarak gösteriliyor. Mesela hı. Mevlevi, bazen ya yani Mevlana bunu söylüyor, kendisi söylüyor Menakıbnamesinde. Abbasiler saptıkları için doğru yoldan Allah onları cezalandırıyor şeyi göndererekten. Moğollar hatta onlara Allah'ın askerleri vesaire diyor. Yani Cengiz istilası bütün katastrofik sonuçlarına rağmen özellikle o Cengiz soyundan gelen hanedanların istihdam ettiği tarihçilerin de katkısıyla yerelleştiriliyor. Yani İslam'la da mezzediliyor. Fakat Cengiz silsilesi en az Kureyş silsilesi kadar asil ve meşrulaştırıcı bir silsile haline geliyor. Yani eğer soyunuzu Cengiz'e bağlayabiliyorsanız o bölgeyle ilgili yönetme hakkını kendinizde görmüş oluyorsunuz. Bu hükümranlıkla alakalı bir şey daha çok. Çünkü bütün o bölge Cengiz'in istilası altındaydı. Şimdi o bölge içinde çıkan herhangi bir bağımsız olma iddiası Cengiz soyuna dayanmak zorunda hissediyor kendini. Şimdi Osmanlılar hem Kureyş den yoksunlar, Kureyş silsilesinden hem de Cengiz silsilesinden yoksunlar. Bunu bence oldukça dahiyane bir şekilde farklı yönlerden kapamaya çalışıyorlar bu meşruiyet açıklarını ve hükümranlık açıklarını. Kayı silsilesi bu ortamda ortaya çıkıyor. Yani Cengiz silsilesini kötülüyor Osmanlılar veya kötülemeye çalışıyorlar. Bu pagan bir gelenektir. Onun yerine ta Hazreti Nuh'a kadar giden, çünkü Kayı'yı, Oğuz'u oraya bağlıyorlar. Tevhid dinine mensup bir silsileden geliyoruz biz diyorlar. Dolayısıyla en az Cengiz kadar veya ondan daha fazla bu bölgede bizim hükümran olma hakkımız var. Şunu unutmayalım, Osmanlı'nın ortaya çıktığı bölge de Moğolların hakimiyeti altındaydı. Evet. 14. yüzyılın neredeyse ortalarına kadar. Bunun Kureyş ayağını da daha sonra mutasavvıflar oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii fiziki bir bağlantı kuramadıkları için manevi silsile diyorlar buna. İşte Edebali'den vesaire başlayaraktan Osmanlı şeye kadar bağlıyorlar.
Ebu Bekir'e kadar bağlıyorlar veya Ali'ye kadar bağlıyorlar manevi bir silsile. Yani bunun şeyden pek farkı yok tarikatlardaki silsilelerden. Dolayısıyla hem Kureyş açığını hem Cengiz Soyu açığını böylece kapatmaya çalışıyorlar. Evet. Bu sizin kitabı şeyinizde, söyleşimizde de özellikle Hazreti Davut ve Süleyman'ın Osmanlı siyaset şeyinde özel bir yerinin olduğu. Çünkü bunların işte o silsile içinde tam da tarif ettikleri gibi işte hem peygamber hem hükümdar hem de işte sultan yani halife olmaları gibi bir şeyiniz var. Şimdi siz onu söyleyince, onu okuyunca daha doğrusu benim aklım hep bu bizim genellikle kıyı camilerindeki altı köşeli yıldız motifleri geldi. O tabii dini denizcilikle ilgili de bir yanı var ama bir yandan demek ki böyle ayrıca da bir Hazreti Davut'a ve Hazreti Süleyman'a bir özel bir referans da var yani. Değil mi? Yani öyle bir şey de var. Yani o motiflerin yok yani motifler özelinde bilmiyorum. Ha, yok. Bizim camilerimizde vardı ama aklıma o geldi. Muhtemelen yani. Evet. Çok mümkündür çünkü Davut'ta, Süleyman'da hükümdar peygamberler. Evet. Bunu 16. yüzyılda daha bilerek yapıyor Osmanlı tarihçileri. Şimdi öncesinde tercümeler var. 15. yüzyılda Taberi tercümesi vesaire var. Onda da belli. Çünkü zaten İslam tarihçiliğinde Adem'le başlar. Peygamberlerin birçoğu da hükümdar olarak orada yer alırlar. Osmanlılar bunu kendilerini dünya tarihine eklemlerken yapıyorlar 16. yüzyılda. Dünya tarihlerini yazarken işte Diyarbakır'dan tutun da Mustafa Ali'ye kadar hatta. Bu dünya tarihçiliğinde yine Adem'den başlıyor. İşte Abbasiler falan geliyor. Ondan sonra artık Osmanlılar. Yani o büyük silsileye kendilerini bağlamış oluyorlar. Bu arada da şimdi Süleyman'dan, Davut'tan bahsetmelerinin özel sebebi de yine biraz bu Kureyşilikle alakalı. Şimdi Hazreti Muhammed Osmanlı siyaset düşüncesinde çok merkezi bir yere sahip değil. Genelde değildir. Osmanlı öncesinde de değildir. Yani rol model olarak genelde peygamberlerdir. Süleyman'dır, Davut'tur. Ondan sonra işte Raşid halifeler falandır. Osmanlılar özellikle Davud'u ve Süleyman'ı vurguluyorlar. Çünkü bunların hani şeyi yok zaten. Kureyş vesaire gibi bir silsileye mensubiyetleri yok. Fakat manevi boyutları var. Yani Osmanlı sultanı da manevi boyutunu vurgulamak isterken bunu Hazreti Muhammed'e referansla değil de ondan önceki peygamberlere referansla yapmak daha kolaylarına geliyor. Çünkü bu hükümdarlar hem Kur'an'daki hikayede, hadislerde de, tarihlerde doğrudan hükümdar peygamberler olarak resmediliyor. Evet. Hazreti Muhammed'in resmi çok daha karmaşık. Yani kendini ona nispet ettiğinde kolay bir iş değil. Yani o her yönüyle model. Ama Süleyman tahtı olan, işte krallık yapan, veziri olan Asaf mesela. Osmanlı'daki vezirlerin hepsinin şeyi bir adı da Asaf'tır. Asaf diye hitap edilir. Lütfü Paşa'nın eserinin adı Asaf Namidir. Evet. Zaten yani o Süleyman dönemi çok iyi bilinir. Osmanlı'da bir yönetim modeli olarak özellikle adaletin vurgulandığı ve şeyin de vurgulandığı iyi vezirin yönetimde nasıl olması gerektiği veya iyi bir yönetimin nasıl iyi bir vezir sahibi olması gerektiğini vurgulayan yaklaşımlarda iyi bir model teşkil ediyor Osmanlılar için. Şeyi yani Osmanlı'yı programdan önce de konuşuyorduk. İslam'ın doğuşuyla beraber işte onu bir kademe olarak alırsak seküler bir bakış açısıyla sonra İran havzasını kendilerine katıyorlar ve İran siyaset düşüncesi giriyor ki çok büyük bir aslında şey var arkasında da bir gelenek var. 14. ve 13-14 Türklerin, Moğolların işte İslam coğrafyasına girmesiyle beraber yeni bir dönüşüm başlıyor mu? Yani bu
şey ilk başta İslamik, ondan sonra böyle bir şey İranik, daha sonra da Türkik bir mayalanma şeklinde mi gidiyor siyaset düşüncesi? Böyle bir perspektifi var mı sizce? Var diyebiliriz. Yani aradaki farklar çok devasa değil. Hatta yani Arap düşüncesinden işte Fars veya İran düşüncesine geçiş veya İran Fars'tan Türk düşüncesine geçişler. Bunlar hep birbirini de kapsayan şeyler. Yani Osmanlı döneminde de Timurlarda veya Babürlerde ne İran ne Arap hiçbir zaman yabancılaştırılmıyor, ötekileştirilmiyor, dışarıda tutulmuyor. Yani bütün o geleneği sahiplenerek onun üzerine kendi tarihi tecrübelerini ve kültürleriyle beraber yoğuruyorlar. Öyle diyelim. Bunun en güzel örneği Osmanlı'da veya Cengiz sonrasıki dönemde hükümranlık tabirleridir. Han. Mesela Osmanlılar han tabirini ilk defa Orhan Gazi tarafından kullanmaya başlıyorlar. Yani kullanmaya başlıyorlar derken aslında Osman Gazi'nin belki dahiyane bir buluşuyla Osman Gazi Orhan'a han ünvanını kullanmadan han demiş oluyor Orhan diyerekten. Oh. Yani çünkü o dönemde Moğollar hala Anadolu'da hakim. Han ünvanını kullanamazsınız. Yani evet. İslam geleneğinde ki hükümranlık ünvanı Emirül Müminindir şeyden bu yana, Emevilerden bu yana. Hatta Hazreti Ömer'e atfedilir başlangıcı. Emirül Müminini sadece o bölgede siyasi olarak hakim olan kullanabilir. Başka hiç kimse kullanamaz. Diğer bütün ünvanları kullanabilir. Sultandır, meliktir vesaire. Onların çoğu zaten hani hürmet olarak kullanılıyor. Fakat Emirül Müminini kullanamazsınız. Tek bir istisnası vardır bunun. O da Tuğrul Bey'dir. O da zorla almıştır. Evet. Şöyle almıştır. Halifenin kızıyla evleniyor. Zaten kendisi siyasi olarak hakim Abbasi hilafeti zayıflamış. Diyor ki Kasim-i Emirül Müminin. Yani Emirül Müminin ortağı ünvanını alıyor halifeden yazılı olarak ve onu kullanıyor. Başka bir istisnası da yoktur. Şimdi han Cengiz Han'la başlayan bir ünvan. Cengiz Han'ın veya ondan sonraki Moğol hükümranlıktan olduğu bölgedeki han tabirini başka hiçbir kimse kullanamaz. Bizdeki beylik de öyledir. Yani bir beyin bölgesinde başka bir bey çıkamaz. Fakat bizdeki o beylik hanlık kadar prestijli değil. Onun için bizimkiler daha çok hanlığı alma gayretindeler. İlk önce şeyler alıyorlar. O Balıkesir'de hakim olan beylik karesiler alıyorlar. Yahşi Han vesaire. Bu Moğol hakimiyetinin tam sona erdiği demlerde. O demlerde bizimkilerde, yani Osmanlılar'da kullanmaya başlıyorlar. O dönemden sonra da Osmanlı'nın artık tek hükümranlık ifadesi hanlık oluyor. Ve bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Yani hilafetten de, sultanlıktan da, meliklikten de, padişahlıktan, hepsinden önemli. İstediğinizde padişah diyebilirsiniz Osmanlı'da. Hiçbir problem teşkil etmez. Ama han diyemezsiniz. O kadar önemli mi yani? O kadar önemli. Şah da diyemezsiniz. Şahlık da o tür bir geleneği temsil ettiği biliniyor. Biliniyor ve Osmanlı'nın da alıyorlar. Şahı daha çok hafiften kullanmaya başlıyorlar prestijine binaen. Çünkü 15. yüzyılda İran geleneğini öğrenmeye başlıyor Osmanlı'da. Şah'ın da bir hükümranlık ifadesi olduğunu biliyorlar. Ve kullanmaya başlıyorlar. Ama Selim'den sonra altını çizerek kullanıyorlar. Selim mesela iki tane çok bastırıyor da iki önemli şey vardır. Sikkesi vardır. Bir Mısır'da bastırıyor Mısır aldıktan sonra. Oradaki sikkede Selim Han diyor. Çünkü Mısır'dakiler Han'ın ne olduğunu biliyorlar. Şah'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Orada Memlükler var. Evet. Cengiz geleneğinden geliyorlar. Anadolu'dakiler de Han'ın ne olduğunu çok iyi bilmezler. Çünkü o dönemde Safavi propagandası var. Şah'ın ne olduğunu biliyorlar. Anadolu'daki sikkesinde Selim Şah diyor. Her ikisinde bir başkası kullanamaz Osmanlı'da. Ve o gelenek sonuna kadar devam ediyor. Hükümranlık ifadesi olarak. Yani Türkiye'likten
girdik. Bu sadece bir göstergesi. Yani o Türk ananesinin, kültürünün siyaset anlayışına, teorisine, örgütlenmesine yansıması veya eklemlenmesi diyelim. Bir diğer örneği de kanundur. Kanun hani kelime kökeni olarak Grekçe'ye gidebilir veya Osmanlı öncesinde kullanımı falan vardı. Ama bir hukuk nosyonu olarak kanun aslında bir Osmanlı terimidir. Kökeni de yasadır. Evet, yani yasanın sadece farklı bir kelimeyle ifade edilmiş halidir. Yasada Cengiz Han yasası. Cengiz'e gidiyor. Hatta öyle ki yani o Orta Asya geleneklerinin bizim siyaset düşüncesine girmesini çok güzel resmeden bir beyit vardır Ahmedi'nin İskendernamesinde. Moğolları eleştiriyor zulümlerinden dolayı. Diyor ki zulmettiler diyor ama kanun ile zulmettiler. Kanun ya da yasa tam hatırlamıyorum şimdi. Kanun ile zulmettiler diyor. Kanun ile yapılan zulüm diyor aslında adalet gibidir diyor. Yani burada hukuku vurgulayan bir anlayış var. Yani hukuk varsa ve hukuku uyguluyorsanız o zalim bir hukuk bile olsa yani neticede hukukun uygulanmış halidir demeye getiriyor. Yani oralardan kanun ve yasa Osmanlı örgütlenmesinde ve anlayışında yerleşmeye başlıyor. Daha sonra kroniklere baktığımızda mesela Aşık Paşazade ki işte en eski kroniklere dayanarak yazdığını düşünüyoruz bugün. Orada en fazla vurgulanan prensip kanundur. Eleştirdiği vezirleri veya devlet adamları hep kanundan sapmakla suçlar. Doğru veya yanlış önemli değil. En suçladığı isimlerden birisi de Nişancı Mehmet Paşa'dır. Kendi çağdaşı hatta. Hı hı. Nişancı Mehmet Paşa da genelde hani Fatih döneminde beğenilmeyen politikaları mimarı olarak falan resmeder. Fakat yaklaşımı o. Yani kanundan sapmakla bu bir mit de olabilir. Hatta başlangıcında Osman Gazi'nin işte pazar gezerken nasıl kanun koyduğunu falan da anlatıyor. Yani en azından mitolojik de olsa Osmanlı'nın kuruluşunda kanun düşüncesi var. Ve daha sonraki bütün siyasi eleştiri zaten o kanun düşüncesi etrafında dönmeye başlıyor. Sonrasında da 16. yüzyılda da kanun kadim mevzusu tabii, işine giriyor değil mi? Tabii. Yani ona sürekli atıfta kanun kadim de böyle değildi. Tabii. Yani bu çöküş literatürü üzerinde. İşte oralarda Osmanlı siyaset düşüncesi artık iyice sıfat anlamıyla Osmanlılaşmaya başlıyor. Yani 15. yüzyılda belki daha ziyade şunu diyebiliriz. Osmanlı kültürel ve siyasi mekanında çok çeşitli bir siyaset düşünce birikimi oluşuyor. Yani hem içerik olarak, hem janr olarak, hem disiplin olarak, yani değişik düşünce gelenekleri içinde yazılan eserler anlamında oluşuyor. Bilgi, görgü ve iletişim, etkileşim anlamında. 16. yüzyılda bu düşünce geleneği daha bir Osmanlı'ya ait hale geliyor. Osmanlılar daha bir kendince üretmeye, düşünmeye, öne sürmeye başlıyorlar. Onun da en önemli eksenlerinden birisi de işte Kanuni Kadim. Evet. Şimdi Kanuni Kadim'i Osmanlı, şimdi 16. yüzyılda bir kere şu var. Her Osmanlı'nın gördüğü ortada bir başarı var. Yani işte üç kıtadasınız. Üç aşağı beş yukarı savaşlarda galipsiniz. Bunlar siyasi başarılar. Yani denizlerde de başarılısınız. Hint Okyanusu'nda donanmanız var. Az bir şey değil. Akdeniz'de donanmanız var vesaire. Kültürel olarak da kendilerini artık diğer hiçbir kültürün altında görmüyorlar. Çünkü Fars şiiri kadar işte iyi şiir yazabilen, Farsça şiir yazabilen şairleri var. Arap şairleri kadar Arapça şiir yazabilen şairlerimiz var. Onun üstüne bir de Türkçe yazan şairlerimiz var. Osmanlıca da kendi gözlemlerinde artık her şeyi ifade edebilecekleri bir dil haline gelmiş. 14-15'te böyle değil. 15. yüzyılda çok ciddi bir dil tartışması var. Türkçe yazmak çok zor bir şey 15. yüzyılda. Çünkü terminoloji olmadığı için yazamıyorsunuz. Yani daha çok tıp kitapları falan yazılıyor 15. yüzyılda. Çünkü tıp kitaplarındaki çiçek, böcek, ilaç isimleri falan çoğu yerel kültürden geliyor.
Ya onları ifade edebiliyorsun. Ama şimdi felsefe kitabı yazamıyorsunuz. Tasavvuf kitabı yazamıyorsunuz. Fıkıh kitabı yazamıyorsunuz. Yani o kelimelerin anlaşılabilir hale gelmesi lazım. O çok uzun bir süreç. Bu 14. yüzyılda yapılmış bazı satır arası Kur'an tercümeleri var. Onlar gösteriyor Osmanlı'daki işte okur, yazar veya dinleyici kitlenin o en geniş İslam kültürünü ne kadar bildiklerini. Şimdi metinde Kur'an tercümesi, satır arası tercümesi evet. Bunlar. Allah yazıyor, yanında Tanrı yazıyor. Şimdi onu tercüme etme ihtiyacı duymuş. Evet. Şimdi cennet diyor, yanında uçmak yazmış. Yani bilinmiyor ki bunlar tercüme edilmiş. Okuyucu söylesin muhatabına diye. Fakat işte bu tercümeler yoluyla daha çok 16. yüzyıldaki Türkçe Osmanlı eliti tarafından en az Farsça veya Arapça veya onların da üzerinde bir dil olarak görülüyor. Özellikle Ali'nin, Mustafa Ali'nin yazdıklarına bakarsın. Dolayısıyla böyle bir kendine güven ortaya çıkıyor. Bu kendine güven de içi boş bir güven değil. Hakikaten her şeyi yazabiliyorlar. Her şeyi tercüme edebiliyorlar. Hatta bazı tercümeler asıllarından çok daha zor. Mesela Kaşifi'nin Ahlak-ı Muhsini diye bir kitabı var. Bir ahlak kitabı. Bunun bir Osmanlıca tercümesi var. Ben anlamıyorum. Yani anlamak için bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Farsçasını okuyun daha rahat anlıyorsunuz. Veya bu Kelle Dimne hikayesinin tercümesi var. Ali Çelebi Hümayunname olarak tercüme ediliyor. Hani Arapçasını da Farsçasını da daha kolay anlarsınız. Osmanlıcası çok daha süslü. Bunlar daha çok hani kültürel meydan okuma olarak da yapılıyor veya o dönemki elit içinde böyle bir zevk de oluşuyor. Yani bunlar şeyi zorlayan metinler biraz. Hakikaten dili, çok çok zorluyor. Rafine ve özel zevklere hitap eden yani çok üst şey anlamında hani değer anlamında üst demeyeyim de kendisini çok üstten gören bir estetik anlayışına hitap eden metin. Onun için çok fazla da yayılmıyorlar zaten. Fakat böyle bir anlayış var 16. yüzyılda. Kendilerini burada görüyorlar artık. Yani hiçbir kültürün dilin düşünce birikiminin altında görmüyorlar. Kanun-u Kadim'i anlatırken de Kanun-u Kadim'e atfettikleri değer biz kanunu yani kanun derken önceki sultanların veya devlet adamlarının örfü, onların yaptığı iyi işler. Daha sonra prosedürel bir hale geliyor. Prensip haline geliyor. Bunlarla biz bu hale geldik. Bunları takip edersek ancak bu halimizi koruruz veya büyürüz. Yani mitolojik ve efsanevi bir güç de atfediliyor şeye Kanun-u Kadim'e. Daha sonraki büyük soru tabi Kanun-u Kadim neydi? Ondan sonra onu anlatmaya başlıyorlar. Değişebilir yazarına göre, tarihçisine göre, müellifine göre. Ama anlayış şu, yani Osmanlı Devleti'nin yönetimini tayin eden bir prensipler bütünü var. Bunları ortaya çıkarmak durumundayız. Takip etmek durumundayız. Fakat o takip de çoğuna göre körü körüne bir takip değil. Mesela 16. yüzyılın ortalığında yazılan bir metinde diyor ki bir kanun diyor şey yapılabilir. Lağvedilebilir. Ama diyor kanuna karşı davranılmamalı. Sultan diyor mevcut bir kanun varsa diyor tatbik etmeli ama isterse diyor sultanın öyle bir selahati vardır. O kanunu kaldırır. Başka kanun koyar. İşte orada şeyi vurguluyorlar. Kanun-u Kadim'i. Yani sen kanun koyarken bile eskilerin koymuş olduğu örften, ananeden, prensiplerden falan sapma. Onları gözeterekten kanun yap diyorlar. Peki hocam bu şeyde biraz da bu genel çerçeve içinde bakarsak, yani İslam düşüncesi çerçevesi içinde bakarsak, İbn Arabi'den sonra özellikle İslam düşüncesinin dili değişmeye başlıyor. Bunun Osmanlı coğrafyasına, Osmanlı düşünce hayatına etkileri ne zaman geliyor ve nasıl oluyor? Yani bu işte işte Gazali öncesi evet. ve Gazali sonrası ayrımı üzerinden de belki İbn Arabi öncesi, İbn Arabi sonrası
bir ayrım yapabilir miyiz? Ve yaparsak da İslam siyaset düşüncesi üzerine etkisi nasıldır? Yani hem yapabiliriz hem yapamayız. Şu anlamda İbn-i Arabi çok etkin bir figür. O anlamda yapabiliriz. Ama İbn-i Arabi bu konuda yalnız değil. Yani ondan öncesinden başlayan bir süreç bu. Yani o genelde İslam düşüncesinin manevileşmesi veya tasavvufi bir hal almasıyla alakalı bir şey. Bu Abbasilerin sonlarından itibaren oluşan uzun bir süreç. Mesela Sührevi bunun aslında kurucu figürlerinden bir tanesi. Anadolu'daki sadece İbn Arabi Anadolu'ya geldiği için diyorum. Sadece İbn Arabi değil, Anadolu'daki İbn Arabi dönemindeki ve öncesindeki bir sürü düşünürün de 3 aşağı 5 yukarı aynı minvallerde düşünmeye başladığı bir dönem. Aslında İbn Arabi'den ziyade 11-12. yüzyılı aslında bir dönüm noktası olarak almak lazım. Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar düşünebildiğimiz bölgede insanlar daha bir esoterik düşünmeye başlıyorlar. Yani bunun sebepleri ayrıca tartışılabilir ama vaka daha bir böyle manevileşme var. Daha bir maddenin ve normatif kuralların veya öğretinin dışında düşünme, keşfetme eğilimi var. Bu hayat tarzı olarak da ortaya çıkıyor. İşte yavaş yavaş tarikatların, tekkelerin vesaire oluşumuyla. Hani o en geniş çerçevede İbn-i Arabi çok önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bütün o düşünce, yeni düşünceyi sistematize eden bir isim İbn-i Arabi. Bir de çok sembolik bir dille yazdığı için tonlarca şerhi var İbn-i Arabi'nin. Zaten tasavvuf dilinin özelliği o zaten. Yani tasavvuf metni her okuyanın aynı şeyi anlayacağı bir metin değildir zaten. Herkesin kendi derecesine, manevi derecesine göre anlaması gereken, anlayabileceği bir metin. Bunun bir örneğini vereyim. Lami Çelebi Nefahatül Üns'ü tercüme ederken 16. yüzyılın başlarında veya tam o dönemlerde diyor ki çok düşündüm. Yani bir, böyle bir metin nasıl tercüme edilebilir? Çünkü Türkiye'ye tercüme edersem ve içindeki sırları ifşa edersem bu diyor uygun bir davranış değil. Çünkü sırların ifşa edilmemesi lazım. Çünkü her sır o makama ulaşan kişiye zaten açılması gereken bir sır. Eğer ya o sırın lafız olarak anlatılmasının bir anlamı yok aslında. O sırın size ifşa olması lazım oraya, o mertebeye ulaştığınızda. Ne yapayım? En sonunda dedim ki diyor, lafzını tercüme edeyim de kavramları aslıyla tutayım. Öyle yaptım diyor. Yani tasavvuf istilahlarını aynen muhafaza ediyor. Sadece gramer olarak Türkçe'ye çeviriyor. Yani tasavvuf metinleri zaten sembolik ve derinliği olduğu düşünülen metinler. Her başka bir dile tercüme edildiğinde de, şerh edildiğinde de, okunduğunda da farklı farklı uygulamaları, keşfiyatları vesaire olan bir şey. Daha özeline gelirsek, şimdi İbn-i Arabi'nin en temel kuramlarından birisi siyaset düşüncesi itibariyle hilafetle alakalı. Yani daha önce daha çok hukuk problemi olarak vaaz edilmiş ve tartışılmış olan hilafet bu sefer daha çok mutasavvıflar tarafından tartışılır ve tanımlanır hale geliyor. Bunun da en önemli isimlerinden birisi İbn Arabi. Yani hilafeti tamamen farklı bir şekilde tanımlıyor. Yani doğrudan Allah'ın vasıflarının kendisinde tezahür ettiği kişi. Yani vahdedi vücutla da doğrudan ilintilendirerekten. Yani eski dönemde halife dediğiniz tamamen kontrata dayalı bir yönetimdir. Yani imamettir aslında fıkıhtaki esas tabir. Hilafetten de imameti anlar fukaha veya mütekellimler. İmam dediğinde işte beyat edilen, gerekli şartları
sağlayan kişidir. O beyat gerektiğinde geri çekilebilir, kaybedebilirsiniz. Anlaşma yani karşı. Tabii, anlaşmadır, kontrattır. Ama İbn Arabi de öyle değil. İbn Arabi'de kontrat diye bir şey yok. Yani hilafet zaten maddi alanın dışında oluşan bir şey. Yani manevi alanda tevdi edilen bir rütbe. Fakat o rütbeyi kazanmak da hani öyle kolay bir şey değil. Yani Allah'ın sıfatlarını tezahür kendinde tezahür ettirebileceğin bir manevi dereceye ulaşmış olman gerekiyor. Ya bu çok zor bir derece. Diğer hilafetten çok daha zor bir derece. Fakat tırnak içinde söylersek çok demokratik bir şey. Yani her isteyen kendisinde böyle bir rütbeyi düşünebilir veya vehmedebilir. Veya takipçileri tarafından der ki işte bizim şeyhimiz halife veya kutup, gavs vesaire aynı şey hemen hemen. Aynı rütbeye tekabül ediliyor. O yönüyle İbn Arabi Osmanlı siyaset literatüründe de önemli bir isim haline geliyor. Fakat dediğim gibi İbn Arabi bu konuda tek değil. Hatta uygulama yönüne baktığımızda çok daha önemli gelenekler var. Anadolu'dan neşet eden. Yani Mevlevilik de, Bektaşilik de, Abdalan geleneği de, hatta diğer bütün Osmanlı bölgesinde büyüyen tarikatlar hep hilafet merkezlidir. Yani hilafet Selçuklu sonrasında, hani sadece bunu siyasi yönetici olarak da düşünmemek lazım. Çok önemli bir kavram. Hem sosyal hem entelektüel hem siyasi bir kavramdır. Örneğin her tarikatta halifeler vardır. Yani halife bir otoriteyi olduğu gibi temsil etme gücüne ve yeterliliğine sahip kişi veya taraf demektir. Yani bir şeyhin halifesi demek tamamen o şeyhin eğitiminden geçmiş, o şeyhin bütün öğretisini ve değerlerini kendisinde gösterebilen, temsil edebilen kişi anlamına geldiği gibi işte siyasi halifeyi de doğrudan şeye bağlıyorsunuz, Allah'a bağlıyorsunuz. Örnekleri de Süleyman, Davut gibi peygamberler veya ismi sultan olarak geçmeyebilen de halifeler olabiliyor. O da hilafeti aslında hani halifeyi doğrudan yaratıcıya bağlarken yeryüzünden tamamen tecrit de etmiyorsunuz. Yani her önüne gelen kendisini halife olarak resmedebilir. Ama belli liyakatlar, belli mensubiyetler gerektiren de bir şey. Örneğin şöyle en temel görüşlerden bir tanesi de şu. Yani hiçbir zaman senin kendine halife demen, başkalarının da seni halife gördüğü anlamına gelmiyor. Sen halife olduğunu gösterebilmek durumundasın. Veya öyle tanınmak durumundasın. Daha da ileriye götürürsek aslında yani tasavvufun genel yaklaşımı odur zaten mutasavvufanın. Hani sen kendini nasıl görürsen gör. Yani zamanın sultanına hitaben burada bir halife var. Veya senin bilmediğin halifeler var. Çoğunun da adı zaten bilinmez. Yeryüzünün esas tasarrufu onlardadır. Bazen o çatışma ortaya çıkıyor veya çıkmıyor. Yani bu Osmanlı manevi dünyasını otonomileştiren de bir şey. Hı hı. Yani Mevlevilik mesela kendi içinde otonom bir maneviyat kurabiliyor böylece. Siyasetten de kendisini tecrit ederekten. Diyor ki bizim zaten yani her tarikatın halifesi oluyor kendince. En basitinden şunu söyleyebiliyor. Çünkü teoride o var. Allah yeryüzünün bütün tasarrufunu ismi diğer kulları tarafından bilinmeyen birisine vermiş olabilir. Ve onu da ancak ehli bilebiliyor. Herkes bilemiyor. Dolayısıyla sen her zaman teyakkuz halinde olmak zorundasın. Yani sultana verilen mesaj o. Yani orada bir yerde kayıpta bir yerde esas gücü elinde bulunan bir halife var.
Onun için senin yaptığın bütün eylemlerin, verdiğin bütün kararların uygun olması gerekiyor öğretiye. Değilse kaybedebilirsin saltanatı. Mesela hem Mevlevilikte hem Bektaşilik geleneğindeki sultana biçilen konum aslında şeydir. Adı bilinmeyen, adı veya zımnen bilinen diyelim. Zımnen bilinen halifenin yeryüzündeki işlerini gören şey, yönetici veya evet, komutan. Eflaki'nin menakıbnamesinde bir sürü şey vardır, hikaye vardır. Mesela Ulu Arif Çelebi Aydınoğlu Mehmet Bey ile karşılaşır. Ondan sonra der ki bundan geri seni Rum Sultan-ı Guzat olarak tayin ettim Rum ilini. Hı hı. Yani Aydınoğlu Mehmet Bey'in görevi o artık. Yani sen o halifeyi temsilen askerlerin bir komutanısın. Osmanlı'da da böyle karşılaşma çoktur. Mesela Osman Baba ile Fatih arasındaki karşılaşma. Şimdi gerçekliğini bilmiyoruz. Fatih'le. Ben onu diyecektim. Şeyde var ya, İnalcı bir makalesi var. Güzel, çok Sultan güzel ve makalesinde. Sultan ve neydi? Sultan ve Derviş. Derviş, he. Yani orada da baştan sona Osman Baba'nın vurguladığı o. Yani sen kendini nasıl görürsen gör, esas halife benim. Yani ben istersem seni oradan alaşağı ederim, istersem cezalandırırım. Yani sen benim babalığım, ona halife anlamında baba diyor. Benzeri durumlar en erken tasavvufi oluşumlardan itibaren var şeyde. Osmanlı tasavvufi siyasi oluşumunda. Mesela Mevlana'nın da öyle bir hikayesi vardı. Bu hikayelerin gerçekliğinin hiçbir önemi yok. Ama fakat menakıbnameyi okuyan için bu gerçek. Önemli olan da budur. Evet. Zaten. Mesela bir keresinde verilen mesaj verin orada. Tabii. Şimdi Alaaddin, Sultan Alaaddin, Selçuklu Sultanı, son derece güçlü bir sultan. Başka bir babayla yakınlaşmış. Mevlana haber gönderiyor. Duydum ki diyor, sen diyor başka bir baba bulmuşsun kendine. Ben de diyor başka bir evlat bulurum. Yani indiririm demek istiyor. Seni oradan başkasını yerine geçiririm. Yani böylece tasavvuf siyasetin tamamen içinde oluyor. Hem teorik olarak hem pratik olarak. Pratik olarak da içine girmesinin yolu şöyle. Şimdi Selçuklu yönetimi zaten tarumar ediliyor Moğollar tarafından. Yerindeki beyliklerin siyasi kontrolleri veya askeri kontrolleri çok güçlü değil. O bölgede neşv-i nema buluyorlar. Tasavvufi hareketler. Ya o konuda da Anadolu aslında siyaset dilinin tasavvufileşmesinin kaynağı olmuş oluyor. Yani Anadolu'dan daha çok neşet ediyor bu tür anlayışlar. Şimdi Mevlevilik de Bektaşilik, hatta Kübreviliğin bazı kolları, Abdallah'ın bir sürü kolları, daha sonra gelen işte Nakşibinden tutun Halveti'nin, bunların hepsi kendilerini aslında bağımsız örgütlenmeler olarak görüyorlar. Yani siyasete muhtaç olmayan, belli bir siyasi otoriteye muti olma ihtiyacı görmeyen, çünkü mutlak otorite var tasavvufta. Yani şeyh figürü dediğimiz mutlak bir otoriteyi temsil ediyor. Müritleriyle de çok sıkı bir örgütlenmeye giriyorlar. Manevi bir örgütlenmeye giriyorlar. Bunun maddi bir temeli de oluşuyor. Tarikat dediğimiz, yani tarikat daha soyut bir kurumlaşma da, tekkeler birçoğu ekonomik olarak da bağımsız. Hı. Yani Mevlevilik bağımsız. Tekkeler var, kendi kendini besleyecek kurumları var. Bektaşilik öyle. Ahilik mesela öyle. Hatta ahiler o kadar bağımsız ki onlara ahi beyleri diyorlar. Yani şeyh ahi evran değildir aslında. Hatta bir ara Ankara'yı falan da yönetiyorlar. Yani ahi cumhuriyeti falan da deniyor. olabilir işte. Ondan bayramilik geliyor mesela. Ahilikle en yakın tarikatlardan birisi. Onlar da çok şey bağımsız. Yani o kadar ki şöyle söyleyeyim. Bunlar tabii real politikayı da görüyor yani hepsi. Yani bir taraftan o tür bir bağımsızlık düşünebilirsin, atfedebilirsin kendine.
Fakat diğer taraftan ortada askeri güç de var. O askeri güç her zaman senin dengeleyebileceğin bir güç olamayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela Muhlis Paşa isyanı vardır. Baba İlyas'ın oğlu. Baba İlyas biliyorsunuz Selçuklu'yu çökerten isyanlardan birisini gerçekleştiriyor. O da ilginç bir olaydır. Yani mesela bir keresinde Baba İlyas şöyle övünüyor. 400 tane diyor halifem vardır diyor. Her birisinin de şu kadar halifesi vardır diyor Selçuklu Sultan'la meydan okurken. Yani bu sıkı bir örgütlenmeden bahsediyor. Bu basit bir manevi hareket değil. Muhlis Paşa oğlu işte Mısır'a kaçıyor isyandan sonra. Geliyor, isyan ediyor. Selçuklu Sultan'ı yeniyor. Tahtına oturuyor. Bir müddet gösteriyor güç kimde. Daha sonra Çorum'a köyüne gidiyor. Oraya gelmiş. Oradaki mesaj da çok açık. Yani gördünüz güç kimde. Hani ben köyüme de gitsem yeryüzünün tasarrufu burada. Mesajı verilmiş oluyor. Dolayısıyla bazen gösterebiliyorlar. Bunu göstermedikleri zaman da beraber hareket ediyorlar ve zımni bir anlayış da oluşuyor. Şimdi gerçekten baştan Osman hani oluşumunu falan sordunuz Osmanlı siyaset düşüncesinin de ilk yüzyılını daha çok bu tecrübeler oluşturuyor. Yani yazılı bir gelenek yok Osmanlı siyaset düşüncesi. 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş anlıyorlar. Ve o ayrı bir hikaye, onu da konuşabiliriz. Şimdi 14. yüzyılda Osman Gazi ile sınırlardaki dervişlerin ilişkisi tam olarak neydi? Ya bunun yazılı bir kaynağı o dönem itibariyle pek yok. Ama çevresel karinelerden, delillerden anlıyoruz ki böyle bir zımni anlaşma var. Özellikle Abdalan dervişleriyle. Şimdi Abdalan dervişlerinin 3 aşağı 5 yukarı ne düşündüklerini biliyoruz. Şimdi onlar muhtemelen Osman Gazi'yi askeri olarak gördü. İşte gazilerin komutanı Osman Gazi'dir. Halife de artık kimse bölgede onlarla beraber gaza eden. Ve kendilerini Osmanlı teşebbüsünün en başından beri parçası görüyorlar. Yani Osmanlı büyümesine, örgütlenmesine manevi, yardımcı bir güç değil. Ta kendisi olarak görüyorlar. Yani Osmanlı, hani Osmanlı zaten bir sonradan verdiğimiz bir isim. Ortada bir beylik, bir örgütlenme oluşmuşsa bunun kurucu parçası Abdalan, daha sonra Bektaşiler. İkisi de. Kurucu unsurları. Evet. Yani dışında falan görmüyor. Daha sonra özellikle yazılı gelenek daha bir yerleştikten sonra Osmanlı'da çünkü tonla tasavvuf eserleri geliyor, tercüme ediliyor, okuyorlar, biliyorlar daha çok artık nasıl terminolojiye vakıf oluyorlar. Yani Osmanlı yönetimindeki okur yazar kişiler, tarihçiler vesaire. Bunlar bu sefer Osmanlı Sultanlığı'nı mutasavvıfların da meşru görebileceği şekillerde resmetmeye başlıyorlar. Ama 14. yüzyıldaki durum tam olarak neydi bilemiyoruz. Yani Osman Gazi mesela kendisini nasıl gördü? Çok bilemiyoruz ama en azından evlilikten anladığımız kendisinde böyle bir manevi güç alma, devşirme endişesi var sanki. Çünkü Edebali ile evleniyor. Edebali'nin kızı da biliyorsunuz en azından sonraki eserlerde anladığımız kadarıyla manevi terbiyeden geçmiş birisi. Babasının şey değil yani basit bir şeyh kızı değil. Hı hı. Babasının maneviyatını tevarüz etmiş bir kız, onunla evleniyorsun. Buradan bir şey çıkıyor, hanedan büyüyor. Dolayısıyla manevi geleneğe de eklemlenmiş oluyor Osmanlı. Hani etraftaki tasavvufi oluşumlara karşı işte biz de oradan geliyoruz diyebilir artık mesela Orhan Gazi vesaire. Ama bunlar arasında da büyük bir rekabet var. Mesela ilk 100 yıl Mevleviler Osmanlı topraklarına giremiyorlar. Abdalan'la rekabet halinde. Abdalan sokmuyorlar Mevlevileri. Mevleviler ilk 100 yıl Osmanlı dışındaki hemen hemen bütün beylikleri hemen hemen hepsini kendilerine çeviriyorlar. Dikkat ederseniz. Kendi halifesi yapıyorlar değil mi? Yani tam somut olarak ne
ortaya çıkıyor bilmiyoruz ama birçok beylik Çelebi ünvanları almaya başlıyorlar. Çelebilik Mevlevilik'ten en azından bildiğimiz kadarıyla evet. ilk ünvan olarak kullanan hala Konya'daki Mevlevi Şeyhi kendisini Çelebi olarak görür. Özellikle de Ulu Arif Çelebi zamanında Anadolu beyliklerini tek tek dolaşıyor. Hatta İlhanlı Sultanlı Hanı'na gidiyor. Onu bile Mevlevi'liğe ısındırıyor. Dolayısıyla adı Çelebi olan bir sürü şey çıkmaya başlıyor. Bey, Yakup Çelebi gelmeyen anlı gibi. Beyler çıkmaya başlıyor Anadolu'da. Osmanlı'da yok. Osmanlı'da ilk Çelebi Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi'nin de Germiyanlı bağlantısından dolayı Çelebi olma ihtimali var. Çünkü Germiyanlılar Mevlevilerle ilişkileri çok iyi. Fakat esas dönüşüm tabii şeyle oluyor. Ankara Savaşı. Yani Ankara Savaşı kaybediliyor. Devletin tekrar kurulması lazım. İşte o Fetret Devri bir sürü savaşlar vesaire. O noktada Mevlevilerle daha bir yakınlaşma oluyor. Çünkü Mehmet Çelebi Mehmet de zaten Mevlevilere yakın olduğunu düşünürsek 1420'lerin ortalarında 1427 sanırım 2. Murat kuruyor Edirne'deki ilk Mevlevi haneyi. Yani yüzyıldan bile fazla. Ondan sonra da Mevlevilik Osmanlı'nın yine kurucu unsurlarından birisi haline geliyor. Yani çünkü o birbirlerini öyle görüyorlar. Sonraki Mevlevi menakıbnamelerinde de Bektaşi menakıbnamesi yani Hacı Bektaş'ın menakıbnamesinde de gördüğümüz hemen hemen aynı şey hikayedir. Ya Hacı Bektaş ya Mevlana bir şekilde Osman Gazi ile karşılaşıyorlar. Ona tac giydiriyorlar. Yani Osmanlı'nın kuruluşu sonraki Osmanlılar için böyle. Yani 16 ve sonrası diyelim düşünürsek tipik bir Osmanlı elitinin kafasında Osmanlı'nın kuruluşu böylece olmuş oluyor. Yani Mevlevilik de Bektaşilik de bunun bir parçası. Zaten sonuna kadar da Mevlevilik de Bektaşilik de Osmanlı'nın işte koruyucu ve kurucu tarikatları halinde devam ediyorlar. O kadar ki bunun başka bir örneği olduğunu sanmıyorum. Varsa bilmek isterim. Şimdi tasavvuf zaten tanımı itibariyle siyasi sınırları tanımıyor. Siyasi ve kültürel sınırları tanımıyor. Bak Nakşibendiye diyorsun işte Buhara'dan kaynaklanıyor. Bir kolu Bangladeş'te, bir kolu Kahire'de, bir kolu Bosna'da. Şimdi halvetilik de öyle, kadirlik de öyle. Bunların hepsi her yere yayılıyorlar. Kendi bulundukları siyasi örgütlenmelerle kendilerince ilişkiler kuruyorlar ve birbirlerinden de oldukça farklılaşıyorlar bu arada. Ama Mevlevilik ve Bektaşilik Osmanlı'yla yayılıp Osmanlı'ya çekilen tekkeler. Yani Osmanlı çekildikten sonra Osmanlı dışında birkaç istisnası dışında kalamıyorlar. Mesela Suriye'deki son Mevlevi hane de bilgilerim beni yanıltmıyorsa Şam'daki 1950'lerde midir, 40'larda mıdır Türkiye'ye geliyor. Dönüyorlar, hepsi dönüyorlar. Yani Mevlevi, Osmanlı'nın genişlemesiyle beraber genişliyorlar bu arada. Yani Mevlevi'nin gittiği yerlere bakarsanız Bosna, gittikçe. Üsküp, Bağdat alındıktan sonra Şam, Kahire, Halep buralara gidiyor. Buralardan çekilince bizimkiler geri geliyorlar. Çekiliyor. Bektaşilik de hemen hemen öyle. Yani bir işte Arnavutluk'ta Balkanlar'da birkaç yerde kalıyor. Onun dışında Osmanlı dışına pek çıkmıyor. Ya bunlar hani Ahmet Kara Mustafa'nın tabirini kullanırsak verneküler İslam diyeceksek veya daha yerel bir İslam. Yerel derken hani Anadolu'dan neşet etmiş anlamında diyelim. İlla genel İslami gelenekle çok farklılaşmış anlamında değil de yani menşe olarak oradan neşet etmiş ve kendisini oraya ait hisseden. İfade olarak da hani kendi dilini kendisi kurmuş diyelim. Hani Mevleviler daha çok Farsçayı kullanıyorlar. Arapça değil. Bektaşlar da Türkçeyi kullanıyorlar. Yani Türkçe
artık bir maneviyat dili, bir ritüel dili haline geliyor Abdalan Bektaşi geleneğiyle. O yönüyle hani o Türkçeleşme, o hani Arap, Fars, Türk şeyi dedik ya, gelişimi veya dönüşümü işte daha çok buralarda gerçekleşiyor. Yani şeyi düşündüğümüz zaman koca bir Mevlevi repertuarını yani hem müziğiyle hem şiiriyle hem edebiyatıyla veya Bektaşi repertuarını hani bunlar öteki tarikatlarda olmayacak kadar kendi içinde bütüncül, tutarlı, gelişkin ve kültürel coğrafya olarak buraya ait. Öyle diyelim. Yani düşünce geleneği olarak dediğim gibi çok farklılaşmayabilir. Yani Bektaşi geleneği içinde de İbn Arabi'yi bulursunuz. Mevlevilik içinde de bulursunuz. Hatta her iki gelenekte de Gazali'yi de bulursunuz. Ama işte bu kültürel coğrafya olarak burayı ifade eden, buranın şartları içinde gelişmiş, yoğrulmuş öyledir. Özellikle bir de şiiri kullanıyor. Zaten hani bir önemli gelişimi de odur tasavvufun. Daha çok şiiri kullanır ifade biçimi olarak. Dolayısıyla o şiir de zaten tanım itibariyle hani kültürel yoğunluklu olmak, yani belli bir kültüre ait olmak zorundadır. Evet. Senin soracağın bir şey var mı? Ya var da daha da uzatmayalım. Bir dahaki evet. Bir dahaki seneye saklamak kaydıyla. Hocam yani vallahi su gibi siyasetten girdik ama tasavvuftan çıktık. Bayağı gayet güzel oldu. Su gibi bir muhabbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sohbetin devamını inşallah seneye de geldiğiniz zaman tekrardan bir yaparız. Tabii. O zaman kitapta çıkmış olur. O zaman, biraz okuduk ettik ama. Kitapta inşallah çıkar. Evet, Türkçesi. Evet. İngilizcesini okuduk ama. Hangi eğiliminden çıkıyor? İletişimden. Evet. İyi. O zaman biraz daha hazırlıklı, ben en azından kendi adıma söyleyeyim, daha hazırlıklı bir şekilde geliriz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat 10 dakikadır yayındayız. Güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta 142. yayınımızda Baki Tezcan'la yapmış olduğumuz yayın kaydını izleyeceksiniz. Gene pazartesi akşamı. Bu yayının tekrarını YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nde bulabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz Patreon hesabımız da var, Kültür Tarihi. Destek olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.